Amerikan Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'e destek amacıyla ek yardımın da yola çıktığını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin da uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiğini bildirdi. Ve bu gelişmeler sonrasında da Hamas'tan da açıklama var. Pentagon İsrail ordusuna mühimmat da dahil ek malzeme ve kaynakların hızla sağlanacağını belirtti. USS Gerald Ford uçak gemisiyle ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemileri Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. İyon Denizi'nde İtalya ile geçen hafta deniz tatbikatları yürüten Gerald Ford Taurus grubu Amerika Birleşik Devletleri'nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olarak biliniyor. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek amacıyla Savunma Bakanlığı'nın bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek için adım attığını kaydetti. Amerikan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisine yer verilerek, Amerika gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerine hazır bulunduruyor ifadeleri paylaşıldı. Açıklamada ayrıca Amerika'nın İsrail ordusuna mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve sanak kaynak sağlamaya devam edeceği belirtildi. Hamas da Amerika'nın İsrail'e yardım göndermesinin ardından açıklama yayımladı. Hamas'tan yapılan açıklamada Amerika'nın gönderdiği yardımın Filistinlilere karşı saldırı anlamına geldiği ifade edildi.